Usta-çırak ilişkisi bence Osmanlı'daki en güzel ilişkilerden bir tanesiydi. Biz çok benciliz bugün. Bir yerlere vardığımız zaman kendi koltuğumuzu tutmak istiyoruz. Aman yanıma kimse gelmesin, bana kimse benzemesin. Bu bürokrat içinde böyle, siyasetçi içinde böyle, sanatçı içinde böyle, iş kadını içinde böyle. Halbuki yerine birilerini yetiştirmek, yani bir süreklilik yaratmak. Öbür türlü nasıl ilerleyecek bu toplum? Herkes benimle başlasın milat, ondan sonra da benimle bitsin tufan istiyor. Böyle olmaz. Yani aslında Elif sandığınız kadar da büyük bir yazar değil. Türkiye'de gazlanıyor. Dünyada da gazlıyorlar dedikleri zaman ne hissediyorsun? Şunu biliyorum ki biz küçümsemeyi çok seviyoruz. İnsanları küçümsemeyi, linç etmeyi, damgalamayı, yaftalamayı maalesef milletçe çok seviyoruz. Ve bunu çok yapıyoruz. Onu bildiğim için bazı şeyleri hiç üzerime alınmıyorum. Ben sevmesem, aşkla yazmasam zaten yazamam. Yaptığım işi ben çocukluğumdan beri, 8 yaşımdan beri yazıyorum. Bu artık benim etim, kemiğim, hayata bakma biçimim. Ben böyle nefes alıyorum. Ben yayınlatmasam da yazmaya devam ederim. Yani yarın bir gün kitap basmaktan tamamen vazgeçebilirim. Ama yazmaktan vazgeçemem. Böyle yaşıyorum çünkü. Nesnel olarak bakalım, kitap daha çıkmamış. Matbaadan gelmemiş. Kitapçılara ulaşmamış. Dolayısıyla kimse okumamışken sırf bu kitapta da fil var, bir başka kitapta da fil var diye 480 sayfalık bir romana çalıntı demek herhalde akla mantığa sığabilecek bir şey değil. Ama bunun sonu yok.